Diğer yandan Millet İttifakı'nda Sadullah Ergin krizi sürüyor. Ergin'in CHP listesinde Deva Partisi kontenjanından aday gösterilmesine parti tabanı tepki göstermişti hatırlarsanız. Bu kez açıklama Deva Partisi lideri Ali Babacan'dan geldi. Babacan, asıl hedef Sadullah Ergin değil, CHP'yi yıpratmak dedi. Kumpas davaları sürecinde Adalet Bakanı olan Deva Partili Sadullah Ergin'in CHP listesinden aday gösterilmesi tepkileri de beraberinde getirdi. Tartışmaya Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da dahil oldu. Asıl hedefin CHP olduğunu söyledi. Sadullah Ergin'in CHP'nin kalesi olarak nitelendirilen Çankaya'nın da içinde olduğu Ankara 1. bölgeden aday gösterilmesi CHP'lilerin tepkisini çekti. Öyle ki CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, listelere baktığımda görmemek istediklerim var. Ama gün o gün değil açıklaması yapmak zorunda kaldı. Halk TV'de katıldığı programda soruları yanıtlayan Babacan, eleştirilerin hedefindeki Sadullah Ergin'i savundu. Büyük resme bakıldığında asıl hedef Sadullah Ergin değil CHP diyen Babacan, burada araç Sadullah Ergin diye konuştu. Bu konuşulanlar 10-15 yıl öncesinin konuları diyen Babacan, Sadullah Ergin 4 denetime tabi olmuş ve tertemiz çıkmış ifadesini de kullandı.